Herkese merhabalar. Gaming House'un ilk bölümündeyiz ve ilk bölümde Avrupa'nın en büyük oyun evindeyiz. En büyük Gaming House'undayız. Herkese merhabalar. Gaming House'un ilk bölümündeyiz ve ilk bölümde Avrupa'nın en büyük oyun evindeyiz. En büyük Gaming House'undayız. Footballist'in ev sahipliğinde bugün hem bu evi gezeceğiz, 5 katlı bu muhteşem evi gezeceğiz, hem de Footballist'in takımlarıyla tanışacağız, ortamlarını göreceğiz. Hadi gelin başlayalım. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Lütfen böyle gelin. O girer girmez. Hoş geldiniz. Girer girmez hemen olaylarla başlıyoruz. Burası bizim... Bir kere şunu söyleyeyim, çok lütfen, pardon. Tabii yeni ki. Logo... Beğendiniz mi? Çok beğendim. Teşekkür çok, ederiz. Çok iyi olmuş yani. Eskisi de okeydi ama evet. Böyle yenisi hani daha biz... Bizim eskisiyle alakalı biraz böyle... Adım kendi, adım geliyoruz olmuş. Kendi aramızda konuştuğumuzda böyle eski İngiliz logolarına benziyordu. Sheffield United. Aynen. Sanki 130 senelik falan böyle şey gibi. Bunu Şilili bir tasarımcı yaptı. Aşağı yukarı 3 ay uğraştık. Belki yüzlerce revize oldu. Hatta bir ara Cesur'la ortamda dedik ya galiba olmuyor falan diye. Sonunda böyle bir şey çıktı. Harika bir logo çıktı. Biz de çok beğeniyoruz. Taraftar da çok beğendi. Burası böyle bir bizim ilk geldiğimizde küçük çaplı bir müzemiz diyebilirim. Bugüne kadar kazandığımız 28 tane şampiyonluk var. Bunlar dünyanın farklı yerlerinden. İşte Londra'da kazandığımız dünya üçüncülüğü. Yine Maldivler'de mesela bizim PUBG Mobile oyuncuları gittiği zaman oradaki bir anı olarak oynadılar. Yine İsmail'in kazandığı FIFA 18 Türkiye şampiyonluğu. Yine en son kazandığımız Jilet Milliyet Yılın Espor Ödülü 2021'deki kazandığımız burada. Ya bu çok güzel. Burayı daha da doldurmayı da düşünüyoruz. Burada şöyle eksiklikler var. Mesela daha önce Batı Dünya Şampiyonu olduk. İşte Avrupa'da PUBG Mobile'de Milano'da Avrupa şampiyonu olduk. Onlar da kupa vermiyorlar abi. Hmm. Onun yerine oyunculara plaket veriyorlar. Tabii oyuncular gidince bu sefer kulübe bir şey kalmıyor. Kendi şeyimizi yapsak, kupamızı yapsak. Abi kargolasınlar bir tanesini. İşte yere. Böyle bazı sıkıntılar oluyor. Yoksa daha fazla kupamız burada olacak. Daha da inşallah. Burada bütün takımlarınızın evet. Topladığı değil mi? Yani çünkü yani. Bazen insanlar yanlış anlaşıyor. Yani diyor ki bu Footballist'in işte sadece bir tane takım var. Aynen. İki tane takım var zannediyor. Ama aslında birçok takım var Footballist'in. Bazılarında biraz daha iyiler, bazılarında kesinlikle. Biraz daha gelişiyorlar ama buradaki organizasyon, buradaki kupalar bütün takımlarınıza ait olan kupalar, kesinlikle. Onu söyleyelim. Toplamda bizim 10 branşta 58 tane oyuncumuz var. Burada gördüğünüz yani bazıları hala aktif olan branşlar, bazıları işte Dota'da mesela Türkiye şampiyonluğu yaşadık, Clash Royale'de aynı şekilde yaşadık. Hı-hı. Ama şu an o branşlarımız mesela yok. Onun yerine yeni açılan branşlarımız var. İşte Valorant'ta kadın takımımız var, Arena of Valor takımımız kuruldu. PUBG PC takımımız aynı şekilde şu an devam ediyor. Onlar çeşitli bizim olduğumuz branşlardan aldığımız kupalar. Tabii ki her bulunduğumuz branşta biz hem Türkiye'nin de dışında Avrupa'da, globalde ilk 10 olmaya çalıştığımız bir yapımız var. Daha da olacak burası, ben hissediyorum. Kesinlikle. Yani şöyle 2020'de pandemi sebebiyle offline turnuvalar da çok azaldı gitmekte. Buradan online oynadığımız turnuvalar da var. Ona da bir adaptasyon sürecimiz var. Çünkü sonuçta oraya gittiğinizdeki ortam o ambiyansla burası farklı, ona da alışıyor oyuncular, genç oyuncularımız var. Bu sene ama buraya mutlaka daha fazla kupa koyacağız. Hiç Umut bir gelin abi, şurada da özellikle Nuri'yi gösterelim. Nuri Şahin, Footballist'in ortaklarından bir tanesi, yatırımcılarından bir tanesi. Sağ olsun, o da bizimle çok ilgileniyor. Şu an Antalya'da çok başarılı bir sezonu var. Fırsat buldukça buraya geldiğinde zaten direkt yanımıza da geliyor. O da bizimle, iyi ki var bu arada. Çok sıkı bir takipçisi. Her aldığımız ödülde, her önemli turnuva öncesi mutlaka konuşuyoruz da. Sağ olsun, o da bizimle beraber. Önümüzdeki senelerde daha da başarılı olacağız. İnşallah bununla beraber. Süper. Şimdi nereye gidiyoruz hocam? Şimdi burasını şöyle bir gezdirmiş olalım. Burası bizim yönetim katımız. Arka tarafta ufak bir toplantı odamız var. Burada bir yönetim odamız var. Burayı daha çok aslında gelen misafirler ve bizim işte yönetim tarafını çok küçük bir yer yaptık daha hani kendimize. Olabildiği kadar zaten evin her yerinde geziyoruz ve Cesur ve ben. Sürekli gezindiğimiz bir yapı var. Böyle bir sabit bir yapı gibi olmuyor bizdeki yapı. Mobilsiniz yani. Evet. Buradan size isterseniz aşağıya indireyim. Arkadaş önce. Kim? O kaşı bizim. bu evin bir nevi maskotu gibi diyebiliriz. En başından beri de var sağ olsun. Herkes de evde çok seviyor. Sizi şimdi isterseniz en cilalı dediğimiz en aşağı kata e-spor odalarına indirebiliriz. Hadi gidelim. Orayı gezelim hep beraber. Bunlar bizim ilk formalarımız bu arada. İlk daha 2017 senesindeki
İsmail'le playoff'ları Hollanda'ya gitmeden önceki formamızdı. O zaman güzel bir formaydı yani. Çok daha kendi emeklerimizle yaptığımız. Evet, o zamanlar için iyiydi. Daha sonra tabii ki gelişti biraz daha forma. Daha sonra dünya üçüncüsü olduğumuz FIFA'daki formamız bu. Hepimiz sonra üstüne imza attık oradaki ekip olarak. İşte Nuri, ben, Cesur, İso ve Sezer, o zamanki Bulgar oyuncumuz. Bu da çok güzel bir anı ya. Bunun anısı hala hepimizde var sonuna kadar. O harika. Zaman yanımızda Manchester City vardı. Onları falan eledik. O yüzden rahattı. Herkese kolay gelsin. Burası bizim çalışma tarafımız. Yani kulübün diğer bütün işte marka sorumluları, sponsorluk, içerik üreticisi, sosyal medya. Burada bu ekibimiz çalışıyor. Kolay gelsin. Herkes şu an acayip çalışıyor gibi yapıyor. Tamamen kamera odaklı. Yoksa onunla bir alakası yok. Kolay gelsin. Dekor bitti. Dağılabilirsiniz arkadaşlar. Kafalar burada mı patlıyor abi? Yani? Evet abi. Tamam, okey. Burası bizim yemekhanemiz. Burası bizim montrasımız. Burası bizim hem yemekhanemiz hem de aslında bir nevi workshop alanımız. Buraya geliyorlar. Önce kahvaltıları yapılıyor. Bir saatlik alanları var. Sonra önce bireysel ısınma, bireysel antrenmanlarını yapıp sonra takımcı antrenmanlara geçiyorlar. İnşallah birazdan onları da ayrıca göreceğiz. Bu arada bahçeye ayrıca yükseğim. Onu da söyleyeyim. Bahçeyi isterseniz yukarıdan mı göstereyim veya buradan da gösterebilirim. Bence yukarıdan gösteririz. Tamam. Çünkü daha önce geldik biz. Tamam, oldu. Avrupa'nın şu anda en büyük gaming house'undayız değerli izleyenler. Şimdi, ara ara hatırlatacağım çünkü sizleri... medarı iftarının bir durumu yani. Şimdi sizi biraz daha cilalı olan tarafa götürelim. Aşağı tarafa. Aa, streaming var değil mi? Streaming basarız şimdi. Evet, hiç sorun yok. Şu an Kaan Kasapoğlu içeride. Dizi oyuncusu, bizim influencerımız. Aynı zamanda çok iyi bir yayıncı. İçeride yayında, birazdan yayını da basarız. Burayı size bir genel olarak isterseniz önce tanıtayım. Burası aslında normalde bulunduğumuz evin garajıydı. Biz burayı tamamen e-spor merkezine çevirdik. Burada bir ortak alanımız var. İşte şampiyonlukları, maçları beraber kutladığımız, beraber izlediğimiz bir yer. Bayağı da büyük. Evet, o rahat. Bu tarafta şimdi ilk sizi buradan YouTube stüdyosuna alayım eğer evet. İsterseniz. Burası bizim... Pac-Man. Burası bizim hem stüdyomuz YouTube için hem de içerikleri çekebilmemiz adına bir stüdyomuz. Bunun daha büyüğü geliyor. Bu bizim ilk gaming house'umuzdan gelen bir yer. İsterseniz şöyle yapalım, biz buradan. Aynen, şu abi gel yıldızı gör. Havalı. Bu Valorant'taki içerideki şeye benziyor. Abi sen anlat. Lütfen. Sen anlat, ben dinliyorum. Burasının amacı şu, bizim burada kendi stüdyomuz var. Duvarlara ses yalıtımı gelecek. Biz burada kendi turnuvalarımızı, kendi içeriklerimizi, kendi casterlarımızla yapmayı düşünüyoruz. Anladım. Yani nedir planımız? İçeride bizim takımımız oynayacak, misafir takım gelecek. Buradan canlı yayın vereceğiz. Röportaj alanlarımız olacak. Böyle bir içeriği tamamen baştan aşağı çıkarabildiğimiz bir durum. Kendi turnuvamızı yapabileceğiz. Aynı zamanda akademi takımlarımız olacak. Akademi takımlarının da bütün maçlarını, turnuvalarını buradan verip... Burada düzenlemeyi planlıyoruz. Evet, buradan da kendi yayınımızı vereceğiz. Arka tarafta da makyaj, giyinme ve reji odamız var. Yani canlı yayına verebiliyoruz burayı. Abi adamlar bizim üzerimize oynamaya başlamış şimdi. Estağfurullah. Burası biraz daha gelişecek. Burası tam olarak bir YouTube stüdyosu diyebiliriz yani. Yani hem YouTube hem de turnuvaları baştan aşağıya düzenleyeceğimiz, kendi içeriklerimizi kendimizin üretebildiği bir ortam olarak düzenliyoruz. Sizi de bekleriz buradaki bir turnuvaya. Geleceğiz abi, artık ayağımızı attık bir kere. Kurtuluşunuz yok. Burası yayın stüdyosu. Şimdi birazdan Kaan Kasapoğlu'nun da yayınını basıp oraya içeriye gireceğiz. Taraftar oynuyor. Basabiliriz, gelin burada. Efendim kolay gelsin, kolay gelsin. Ne oluyor burada kardeşim? Yayın ekibini yayınla basalım dedik. Ne haber Kaan? Selamlar. Selamlar, kolay gelsin. Ekip bizimle beraber. Nasıl, yayın odasını nasıl buldun? Nasıl geçiyor? Bence yayın odası çok güzel. Muazzam insanın hayalleri. Keyfin sağlığın yerinde mi? Benim için çok güzel her şey. Bir Türk yayıncısı olarak çayı da her zamanki gibi. Evet, çayı da koymuşsun yanında. Ama işte içmedim daha. İçemedim şimdi Ramazan diye. Evet, normal. Burası profesyonel yayın odamız. Bizim yayıncılarımız, oyuncularımız 7 gün 24 saat buraya gelip gönüllerince yayın açabiliyorlar. Kaan sabahın erken saatlerinde geldi yayın açmaya. Bizimle beraber sana iyi yayınlar diliyoruz. Abi, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sana da öyle. Vurduğun insin, öyle söyleyeyim. Boş atma. Buraya şimdi büyük ihtimalle bir oyun içinden bir ajanın herhalde bir heykeli veya benzeri bir şey koyacağız. Daha henüz karar vermedik ne yapacağımızla alakalı. Onu buraya... Valorant'la alakalı bir şey mi planlıyorsunuz? Evet, Valorant'la alakalı bir heykel. Türk ajan geliyor mu abi? Ne oldu şimdi o işe? Öyle bir, yani şimdi sosyal medyaya düşen Türk bir ajanın olduğu. Bunların hepsi söylenti ama çok fazla emare var. İsminin Fade olduğu söyleniyor.
Sızdırılan görüntülerde kenarda nazar boncuğu var, Türk kahvesi var. Abi artık o sızma değil ya, o bayağı inşalandı yani. Ben bilsem. Ya şöyle, Valorant oyununda hakikaten Türk komünitesi şu an çok güçlü. Evet. O yüzden güçlü olduğunu oyun firması da görüyor bunu. Çok ciddi anlamda buradan bir ilgi ve alaka var, iyi bir oyuncu var. Onlar da böyle bir jestle bence geri teşekkür ediyorlar. Çok da şey bir jest yani. Hoş bir jest. Çok hoş bir jest. Burası aynı zamanda herhalde böyle bir... Rahatlama alanı ya, veya mesela önemli turnuvalar olduğu zaman biz geliyoruz burada beraber izliyoruz. Onlar içeride oynuyorlar. Biz buradan oynuyoruz. Maç bittiği gibi içeriye bağırarak giriyoruz. Yani burası biraz daha keyif ve eğlence. Aynı zamanda tabii oyuncular antrenman veya işte maçlarını izledik, turnuvayı oynadıktan sonra hep beraber oturup burada turnuvayı tekrar izliyorlar. Bir analiz gibi. Evet. Burada ben ISO'yu alıp biraz... Tabii. Zaten şu an... Çevirebilir miyim kendisini? Yani ya çevirebilir misin iddialı, bilmiyorum iddialı ama. İddialı bir arkadaş gibi duruyor ama. Şu anda tam olarak deplasmandayım. Onu söyleyeyim. Bir tarafımda takımın ortağı, bir tarafta takımın yıldızlarından biri. Şu an çok ağır deplasmandayım ama bildiğiniz üzere bana koymaz. ISO. Ortağı ne oynuyoruz? Seni. Ne oynayalım? Normal istiyorsan final yapalım Şampiyonlar Ligi. Bana uyar abi, biz finallere alışırız. Biz de alışırız. ISO benim. Avrupa'nın en büyük gaming house'undayız. Ve Avrupa'nın en önemli oyuncularından bir tanesiyle karşı karşıya geliyorum. Hadi bakalım ISO. Temellikten. Ya şimdi bak, bir gol kotası koyalım bir baştan. Şimdi birbirimizi üzmeyelim. 10 olur, 15 olur. Vallahi ben bütün ciddiyetimle oynama taraftarıyım. Ben de taraftarıyım aynı şekilde. Bütün ciddiyetimle oyna. Ben montaj atarım onu. Nereden başladın diye sorarsan bu olaya, Cesur abi bana uçan kafayla gol atıp beni yenmişti. O saatten sonra. Hala golü hatırlıyor. Ben ara ara Cesur'a vereceğim zaten ya, konsol, sen rahat ol. United eski günlerine döndürmek için United alıyorum ben ya. United mi alıyorsun? United alıyorum ben. Ya hadi bakalım, ben de o zaman. Hadi Bayern alayım ben de ya, ne yapalım. İlk kimle oynadın hatırlıyor musun? İlk ilk bir etkinlikte Evren Turan'la oynamıştım. O zaman ilk... Niye hepiniz gülüyorsunuz abi? Komik olan bir şey mi var şu anda, ben anlamadım yani. Neden gülüyorsunuz? Böyle dostluk maçı ayarladınız, adam olmadı. Yok. Kalpler kırıldı mı? Biz İsmail'i biraz fazla gaza getirdik galiba. Niye oynamıyorsun doğru düzgün diye. Daha önceki konuklarla. Evren abi biraz ayıp oldu bugün. Yapacak bir şey yok abi. Kaç tane atmıştın? Abi 8 tane atmıştım ama. 8 mi? Yani ben 8 ama ben böyle şey düşünüyorum. Ama 70'te bıraktı yani 8. Top çevirsem ayıp mı olur diye düşünmüştüm de. Abi şimdi ne bahanemiz var bizim? Kol bozuk, onu geçtik. Başka ne var? Başka bahane FIFA bahaneleri. Abi oraya atmadım var. Ne var ne var? Oraya atmadım. Oraya offside yok mu? O yok mu? Hakem. Hakem. Hoca. Nereye gidiyor Rashford? Benim galiba kol bozuk bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Kol bozuk değil de kendi kolu ha. Yanlış mı görüyorum? Evet, kendi kolu. Kendi kolu abi. Bize burada deplasman kolu verildi. Adam kendi kolu verildi. Kim bilir ne iyiler. Peki abi, sizin ISO'yu takıma kazandırmanız nasıl oldu? Ne kadar dürüst anlatayım? Çok en dürüstünü. Ya da bizim kaldırabileceğimiz kadar dürüstünü. Bizi açtık, internetten izlemeye başladık bütün oyuncuları. Zaten 8-10 tane böyle profesyonel oyuncu vardı. Kendimiz için bir shortlist yaptık. Dedik yani, bakıyoruz yani, konuşma tarzına baktık, karakteri nasıldır diye düşündük. Yani sadece oyununa bakarak oyuncu almıyorsunuz. Yok yani, çoğu kişi zaten aynı seviyedeydi o zaman. Zaten hakikaten 3-4 tane böyle oyuncuyu da dikkatimizi çekmişti. Onları biraz daha ön plana çıkardığımızda. Bir tane oyuncu vardı takımı olan, Emre. Space Soldiers'da oynuyordu o zaman. Diğerleri daha takımları yoktu. Ama biz ISO ile ilk görüşmeden sonra zaten yani gerçekten çok olumlu geçti. Zaten ISO bizim ilk sporcumuz. Futbolistin ilk sporcusu. Hala demek beraber olmanız da evet. Yani sürekli hani e-sporda... Biz bıkmadık da o benden nasıl yok canım. Değişen bir sonuçta, sürekli aktif, öyle değil mi? Ben yanlış mı biliyorum yani, sürekli aktif? Genelde e-sporcular uzun, bir takımda uzun kalan e-sporcu ben... Şu an aklıma... Yani o yüzden ben de gelmedi çok... Mi? Geçiş süreci çok fazla olan bir takım. Yani çok sirkülasyon var. Doğru. Demek sizin iyi bir DNA'nız oturmuş yani. Evet. Yani e-sporcular çok heyecan arıyor genelde bence. Her sene bir şey yanlış gidiyorsa... Çözüm bulmak yerine ayrılmayı mı tercih ediyorlar? Evet.
fark demiyorlar. Şimdi tabii ISO hani bizi burada biraz savunmuş gibi oldu. Hani ben de hani e-sporcular sanıyorum. Yani bazen ben kulüplerden dolayı ya işte başarı gelmedi hadi git. Ya ortak bir şey var diyorsun. Düzensizlik var aslında. Var, yani düzensizlik var. De ne kadar düzensizlik orası da ayrı tabii. Yani iyi midir kötü müdür burası tartışılabilir. Ya biz olabildiğince ekiplerimizi tutmaya gayret gösteriyoruz. İşte insan kaybetmeyi çok sevmiyoruz çünkü. Hı hı. Şimdi yakında turnuva var mı? Turnuva var. E-milli takım turnuvamız var. Bu hafta Cuma günü. E-milli takım. Son hafta... Tebrik ederim. Bu arada golü yedik. Öyle. Daha abi zaten arada... ben var ya bak şuna dikkat ettim. Bizim bir tane de gaming programımız var. Çektiğimiz her hafta. İşte orada oyunlar oynuyoruz vesaire. Ben ne zaman konuşsam başıma bir şey geliyor. Ama işim icabı da konuşmak durumundayım. Bu işin taktiği bir konuşurken atacaksın. O yüzden direkt. Yapacak bir şey yok. Bir de bizde uyuyan kaybediyor. Bizde bir turnuvaya giderken veya o alanda uyursan direkt fotoğraflanıp direkt galeriye atıyoruz. Evet. Bitirme anı yani. Bitirme anı. En çok Sinan abinin fotoğrafı var uyurken. Cesur abiyi 5 senede 5 senede bir kere yakalayabildim uyurken. Daha da uyuduğunu görmedim yani hiç. Canlı canlı gör nasip olmadı yani. Londra'da işte stretching yapıyorduk aslında. Çok uzun bir turnuvaydı. Çok uzun bir turnuvaydı. Çünkü 8 saat hiç ayağa kalkmadan aynı yerden oynayacağınız için orada baştan hakikaten bir esneme gerilme hareketleri ya. Baştan herkes dalga geçti bizimle. Ya bunlar kim gelmişler işte böyle sonra eğilip kalkıyorlar falan diye. Ondan sonra ikinci gün bir gittik. Lider kapattık ilk günü. İkinci gün bir gittik. Herkes esneme hareketleri. Evet. Hadi ya valla. Yani çok komik şeyler oldu. Biz maça başlıyorduk, öne geçiyorduk. Yani adamlar... Elektriklerimiz kesildi, bu akşam oynayamayacağız diyorlar. Hadi canım. Tabii, neler neler ya. Abi bunlar nasıl işler ya? İşler bunlar... Abi hakem mahkeme heyeti yok mu ya? Bunların böyle nasıl izin veriyorlar ki buna? Valla kuralları iyi okuyorlar. Yani bir boşluk buluyorlar yani. Boşlukları da kullanıyorlar. Ya bize şey yaptılar. Ah. Nasıl penaltı hocam ya? Hocam gol, avantaj var. Hem penaltı hem gol. Abi kural diyorduk. Bak avantaj kural diyorduk. Var. Avantaj yanlış var. Yanlış bir penaltı. Ya bu arada istiyorsan ediyorum. Kapat diyeceğim de yok, kapatırsan yok. Ben ya görüyorum ama. Neyi görüyorsun? Şu an attığın yeri görüyorum. Onu kapatman lazım. Kapat abi. Ben ne anlarım bundan kapattan ondan bundan ya. Ha burada böyle bir olay var yani. Aa. Sen sevdin mi bizim çek? Aa. Evet. Hayır, ya kendi vurdu. Kendi vurdu. Tamam, neyse golü sayıyoruz yani. Tamam sayalım. Evet tamam. İleride ortamlarda anlatırım. Atladığı yere atmıştım. Sağ mı atmıştın? Sağ atmıştım. İleride ortamlarda anlatırım. Ay abi ya yandı. Yedik ya golü şimdi. 8-1'e bağlarız maçı. İso şimdi peki senin hedefin ne abi bundan sonrası için? Bundan sonrası için benim için en büyük hedef dünya şampiyonası, dünya kupası. Onu futbolistle beraber kazanmak. Bize söz verdi. Onun için gidemiyor aslında. Hani demin diyorduk ki. Evet. Neyse 8 yemedim yani bence. Evet. 5-1. Bir tane daha attın yani. Onu sayıyoruz. Sayıyoruz değil mi? Ben 6. Valla mükemmeldi ya. Ben çok keyif aldım. Yani buradan da çok keyif aldım. Buraya zaten daha sık geleceğim. Benim oğlanı falan da getireceğim. İso'ya da gol attığıma göre ben okeyim yani. Bence de. Bilemiyorum. Gayet güzel bir goldü. Duvar yani pası öre öre geldim yani. Güzeldi evet. Pozisyonu bir daha izleyebiliyor muyuz? İzleyemiyoruz. Ben izleyemiyorum. Ben biz şeye koyacağım. Ama tam kural. Kayıtlarını aldık biz. Evet. Oradan zoomlayarak paylaşacağız yediğin golü. Ben bunu yılda bir şey olarak kullanacağım abi. Hani şey var ya TBT gibi. Hani arşivde bugün diye. İsa'ya gol attığım gün diye her sene basacağım bunu abi. 10 sene sonra, 10 sene önce bugün. Aynen. Burası bizim işte ana mabetlerimizden bir tanesi. Burada 7/24 kamera da var yukarıdan. Burayı yayına da verebiliyoruz buradaki tepedeki kamerayı. Zaten bir yerde daha vardı sanki. 13 tane kadar. Kamera var evde. Evet. Bütün kameralar yayına verebilecek şekilde. Böylece BBG evi gibi bir evi anladım. De yapabiliyoruz. Burası ana mabetlerimizden bir tanesi. Oyuncuların hakikaten ciddi anlamda hazırlandığı, turnuvayı oynadıkları ana yerimiz burası. Daha duvarlara ve kenarlara biraz daha süslemeler gelecek. İnşallah buradan bir şampiyonluk olursa o görüntüyü alıp aslında buraya da koymak istiyoruz. Belki madalyalar asarsınız abi. İnşallah. Sizi buradan böyle alayım. Koç ve analistlerin odasına sizi İşte asıl mevzular burada dönüyor. Burası strateji odası. Doğru burası mu? Koçların ve stratejistlerin odası. Doğru aynı şekilde. Koçlar ve analistler burada oturuyorlar. İçerideki arkasında durmalarına gerek yok. İçeride şöyle bir matrix sistemimiz var. Bütün bilgisayarlar içeride buraya bağlı. Buradaki televizyona ve bilgisayarlara bağlı.
Dolayısıyla koç maçın arası maç sırasında arkasında git gel yapmasına gerek kalmıyor. Eş zamanlı buradan direktif İstediği verebiliyor. İstediği ekranı ister 4'e bölüyor, ister 8'e bölüyor veya isterse tek spesifik bir ekrana geliyor. Oh, çok iyiymiş. Sadece o ekranda tutabiliyor. Böylece arkasında böyle sürekli git gel git gel yapıp oyuncuların da şeyini bozmuyor. Süper. Burası en aktif kullanılan odalardan bir tanesi. Arka tarafta tahtamız da var. Aynı gel şekilde. Abi. Sizi buradan. Olaylar burada. Ama en son gün yazılanların hepsi silindi. Şey tribi olmuyor değil mi abi? Kemal sen buradan geliyorsun. Ya, çok olmuyor ama mesela şeyde. Kimin aldığı ürünü topla devam et. FIFA'da daha çok oluyor abi dediğin. Daha futbol gibi. E tabi orada bir biraz daha bir müdahale var ama çok daha eş zamanlı aksiyon. PUBG Mobile'la işte Valorant tarafı biraz daha map üzerinden sistematik gidiyor. Odaların hepsini verimli kullanmışsınız. Evet, olabildiği kadar alanı kullanmaya çalıştık. Burası bizim mobil oyunların odası. Yani telefonla oynanılan oyunların odası böyle. Hmm. Yurt dışındaki setupları da aynı bu şekilde. Yani biz yurt dışına bir turnuvaya gittiğimizde onlar da aynı bu dörtlü bu şekilde karşılıklı oturuyorlar. Bunların altına tabii ki telefonlar ısındığı için birer vantilatör geliyor. Evet. Aynı zamanda bir de bilgisayar geliyor ki ses sekmesi yaşamasınlar diye. Yine burada da kameramız var. Baştan aşağı bütün şeyi çekebiliyoruz. Mobil gaming oyunları burada. Evet. Ya tabii şöyle bir şey de var şimdi onu da söyleyeyim. Aslında güzel bir anekdot. Şimdi Türkiye'de çok fazla böyle gaming house olmadığı için insanlar normalde çoğu sporcu aslında evinde oturarak oynuyor. Yani yatağında oynuyor veya masasında oynuyor. Şimdi bizim oyuncularımız da ona alışıktı. Şimdi onları buraya alıştırmaya çalışıyoruz. Hala yukarıda bazen abi ben odada oynasam mı diye oluyor. O bende de oluyor biliyor musun? Mesela, çok rahat ediyorsun. Yani mobil oynarken yani. İşte atıyorum işte yatakta veya kendi koltuğuna çok uzanarak rahat oynuyorum. Hani kafam böyle yukarı doğru. Onlar setuplarını yapıyor yastığı. Aynen bazen aramızda kalsın şirkette oynadığım zaman boş vaktimde şirkette oynadığım zaman böyle bir şey oluyorum yani. Doğru. Hani tabii ki o kadar profesyonel değilim ama belli başlı oynadığım oyunlarda şey yaşıyorum. Heyecanı yaşıyorsun. Alamadığım killer oluyor biraz sinirleniyorum geriliyorum yani. Ya orada şuna dikkat etmemiz lazım. Ya tabii ki odalarında çok daha rahat oynuyorlar ama sonuçta biz yurt dışındaki büyük turnuvalara gittiğimizde düzen bu şekilde. Sağladıkları alan bu. O yüzden buna öyle veya böyle alışmaları gerekiyor. Evet. Onun işte hazırlıklarını yapıyoruz. Gerçi bizim takım çok tecrübeli yani şu ana kadar belki de 10'dan fazla 15'e yakın offline turnuvaya gittik ama yeni gelen oyuncularımız var. Dediğim gibi bu düzeni onlara alıştırmak bütün amacımız. Şimdi buradan diğer odalarımıza geçelim. Lütfen. Şimdi burası ilk sizi bu alandan başlatayım. Burası bizim merch alanımız. Yani futbolistin. Küçük bir store gibi. Evet bir nevi. Buradan fiziksel olarak bir satış yapmıyoruz. Fakat online olarak satışımız devam ediyor. Burada şöyle ürünlerimiz var. Yani hem zaten sponsorlarımızdan ve bizim formayı da yapan Puma'yla ürünleri var. Bizim kendi taraftar ürünlerimiz ve Raisa Vanessa dünyaca ünlü modacılar onlarla beraber yaptığımız bir seri var. Yine taraftar ürünlerimiz burada sergileniyor. Aynı şekilde tabii ki diğer yine Türkiye'de yaptığımız bir ilklerden de yaptığımız bir sponsorlukta Altın Yıldız'da burada takım elbiseyle. Geleneksel sporlara biraz selam çaktık aslında öyle söyleyeyim. Güzel olmuş. Bundan sonra bütün turnuvalarımıza. Şu detay da güzel olmuş. Bütün turnuvalarımıza offline'deki hepsine takım elbiseyle gidiyoruz. Aynı harika. Oyuncuları gibi. Öyle bir anlaşmamız var. Bu o konsepti da güzel. Ben de uygulayayım ya. Şimdi. Gerçi ben şort üzeri şey takılıyorum. Biz de aslında normal olabildiği kadar böyle spor hani giyiniyoruz ama bir yerde tabii ki. Bunların hepsi online satılıyor. Hepsi online olarak online'dan satılıyor. Online'dan gönderimin. Evet. Yani dünyanın her yerine gönderimi her yerine gidiyoruz. Çok fazla mesela Azerbaycan'dan bayağı bir alım oldu. Yani biz de orada çok fazla taraftarımız var. Çok hoşumuza gidiyor. Yine işte Almanya'dan alan oldu. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden de taraftarlarımız var. Ya bizim eski oyuncularımız Hindistan'dan mesela. Hindistan'dan bile taraftarımız var şu an. Daha global olmaya çalışıyoruz. Süper. Sizi buraya getirelim. Evet, biraz burası daha önemli. Yine daha önce bahsettiğimiz konulardan bir tanesi. E-spor, spor mudur? Spor abi yani. Burası bizim yine aslında çok önem verdiğimiz, çok da profesyonel oyuncuların aslında çok üstüne gitmesi gereken bir alan. Burası bizim fitness ve fizyoterapi merkezimiz. Ayda iki kere yani iki haftada bir fizyoterapistimiz geliyor. Bir tane de PT'miz geliyor yani özel trainerimiz geliyor. Burada oyuncuların eğer herhangi bir bozuklukları, duruş bozuklukları, bilekleri veya herhangi bir sorun yaşıyorlarsa onu paylaşıyorlar. Onun üzerine bir mutlaka masaj yapılıyor. Ve onun dışında da rutin olarak haftalık yapması gereken egzersizler var. Onları hocamız geliyor. Bir program dahilinde çalışıyorlar. Kesinlikle. Hepsinin bir fitness programı var ve o dahilde. Yani daha önce onu şöyle yapıyoruz. Yani bunu açık açık söyleyeyim. Hani böyle sürekli düzenli olan bir şey değil ama önemli turnuvalar öncesi burada bootcamp'e giriyor oyuncular. O bootcamp'e girdiğinde burası da başlıyor. Anladım. Çünkü hem fiziksel olarak hem bedenen aslında hazır olmaları gerekiyor. Onu da burada sağlıyoruz. Burası çok önemli. Şu geçtiğimiz hafta mesela geçen hafta vardı fizyoterapistimiz geldi. 3 takımı birden burada hem egzersizlerini yaptılar hem de antrenmanlarını yaptılar. Çok da iyi geldi.
Burası önem verdiğimiz bir alan. Türkiye'de başka bir herhangi bir zaten gaming house'da da mevcut değil. Burası da bizim birebir yine biraz önceki gördüğünüz odanın aynısı. Aslında biz burayı şöyle kurmuştuk, hesaplamıştık. Orası ev sahibi, burası deplasman gibi yaparız diye. Fakat PUBG PC takımımız partner takım oldu. Avrupa'nın şu an 8 takımından bir tanesi. Dolayısıyla onların mabedi oldu bir anda burası. Hmm, burası PUBG'nin yani PC olan. Bütün PC oyunlar için geçerli. Bizde bir şey yok ama artık PUBG PC büyük ihtimalle burada yer edecek gibi duruyor. Bizim şöyle planlarımız da var. Yurt dışından bizim dost olduğumuz işte dünyaca ünlü takımlar var. Türkiye'ye gelmek çok istiyor onlar da. Onları davet edeceğiz. Yukarıda beraber kalacaklar. Burada ağırlayabileceğiniz bir de geniş bir alan var değil mi? Aynen, birazdan oraları da göreceğiz. Yukarıda totalle 23 kişi kalabiliyor. Orayı da gezeceğiz birazdan. Bizim hedefimiz onları buraya davet edelim hafta sonu. Biz diğer espor odasında olalım. Onlar burada olsunlar. Stüdyomuzdan canlı yayınlayalım. Kastırlarımız olsun, röportaj alanlarımız olsun. Böyle tamamen kendimize özel turnuva veya böyle bir hep beraber içerik çıkarmayı düşünüyoruz. Yurt dışına takımlarla da konuşuyoruz. Onlar da büyük ihtimalle turnuva takvimlerine göre buraya davet edeceğiz. Burada kendi turnuvalarımızı düzenleyebiliyoruz. İki tane odamız var, o çok önemli. Aynı şekilde akademi tarafı için de gelişim için çok önemli. Hı hı. Akademi takımımız aynı şekilde burada gelip A takım oynarken onlar da burada B takımı olarak yani akademi takımı olarak mücadele edebiliyor. Bir altyapıdan bir süreç de var yani aynı zamanda. Ya futbol, basketbolda kaçırdığımızı burada kaçırmayalım. Anladım. Istiyoruz. Burası bizim e-spor alanımızdı tamamen gördüğünüz gibi. Şimdi sizleri buradan yukarıdaki yaşam alanlarına ve eğlence alanlarına çıkarmak istiyoruz. Burası oyuncuların yaşam alanları. Tamamen eğlence ve yaşam alanlarına şu an ayak bastık. Şu an evin dördüncü katındayız öyle söyleyeyim. Yani zeminden sonra. Zaten nefeslerden anlaşıldığı üzere dördüncü bu katta bizim üç tane odamız var. Aynı zamanda banyo ve tuvaletleri bu tarafta. Burada üç tane odamız var. Bir tanesinde şu an uyuyor oyuncularımız bunun gibi, içeride. Bunun gibi iki, üç kat mı var? İki kat var. Evet iki kat. Bu kat ve üst ve kat 23 var. Ve 23 kişi burada. Evet, toplamda 7 oda var. Hayatını sürdürebiliyor. Evet odaların da farklılık gösteriyor. Odaları da ona göre dizayn ettik. Burası mesela 2 kişilik bir oda. Burası 4 kişilik bir oda. Burası 3 kişilik bir oda. Takımlara göre antrenörleri, koçları, menajerleri, işte kadın takımlarımız var. Ona göre dizayn etmeye çalıştık. Burada şöyle bir şey var. Bu kattaki odaların hepsinde bir yayın bilgisayarı ve oyun bilgisayarları da geliyor. Hı-hı. Böylece buradan en aşağı kata inmeden oyuncu gece mesela çünkü sabahlara kadar bunlar ayaktalar. Anladım. Burada yayın buradan, açıp kendi oyununda oynayabiliyor. Bir tanesini gezebilir miyiz? Tabii ki lütfen. Hangisini isterseniz. Burası mesela iki kişilik şu an tertemiz siz geliyorsunuz diye. Yeni kamp bitti. Kamp bittiği için her şey temizlendi. Şimdi bir sonraki turnuva öncesi. Ranza sistemi, evet. Miss, tam bir brotherhood, kardeşlik konsepti. Arka tarafında da evet. Dolaplar, peteğimiz ve buraya da herhalde bahsettiğin. Evet, yayın bilgisayarımız yayın ve oyun bilgisayarımız geliyor. Olacak. Bahçe. Bahçe arka tarafta, orayı ayrıca size anlatacağım. Bahçede de daha yapacağımız çok şey var. 8 gün arka arkaya yağmur yağmaması lazım, yoksa planlarımız var. İstanbul'da beklentini bence bu konuda yüksek tutma abi. Burası 2 kişilikti. Mesela bu arka tarafta 4 kişilik. Burada da şu an oyuncular uyuyor. Burada da 3 kişilik bir odamız var. Bu arka tarafa daha henüz biraz daha duvarlara işte kitaplar geliyor, pop artlar geliyor. Bu koltukla ilgili de aslında söyleyebilirim. Şimdi bu koltuk çok eski duruyor burada. Ne alaka diyebilirsiniz. Bu bizim 6 sene önce aldığımız ilk koltuk. Gaming House. O yüzden. Hakikaten bizdeki anısı çok fazla. Neredeyse şu ana kadar çoğu oyuncumuz bünyemizdeki hepsinin bunun üstünde uyumuşluğu, sızmışlığı var. Biz burayı yaparken... O zaman gel abi taşlandıralım biz de burayı. Bize buradayken... Burada ben çok uyudum abi bunun üstünde öyle söyleyeyim. Hani gece ama sabah... Ama rahatmış yani çok abi. Sen de gören de yerde uyudun zannedecek. Oyuncular dediler ki abi ne olur bunu atmayın. Hakikaten bize oyuncular dedik ya bunu ne olur atmayın. Hatırası biz de dedim. Evet hatırası dedik ki tamam o zaman. Şimdilik buraya koyduk. Daha sonra nasıl yaparız bilmiyoruz ama içimiz el vermedi. Yoksa farkındayız yani. Bu bizim en eski belki de inşallah 10 sene sonra müzelik falan koyabileceğimiz böyle bir koltuğumuz. Şimdi sizi asıl buradan en güzel alanlarımızdan bir tanesine götürüyorum. Evet. Böyle anlatırken bile içimin böyle kıpraştığı bir alan. Çok güzel. Burası bizim Red Bull'la beraber dizayn ettiğimiz, sağ olsun onlarla beraber dizayn ettiğimiz eğlence, içerik ve dinlenme alanı aslında. Burada çok güzel bir setup'ımız var. Aslında bu yatak odaları ve salon gibi. Aynen öyle. Burası salonumuz gibi. Arka tarafta arcade şeylerimiz var, makinalarımız var, atölyelerimiz var, Pac-Man'imiz var.
Bunun arkasında güzel bir sürprizimiz var. Yine Red Bull'un sağ olsun. Arka tarafta bir Formula 1 Racing simülatörümüz var. Aynı zamanda... Açık mı? Açık. Açık mı bakalım? Açmak lazım. Beyler. Şu an açık değil tabii ki. Açabiliriz birazdan. Ya bunların direksiyonları ne kadar ağır oluyor. Bu çok zor abi. Bu çok zor abi. Çok zor. Ben bir yarım saat deneyeyim dedim. Ölürsün. Bir türlü pistte tutunamadım yani. Ölürsün abi. Mümkün değil yani. İnanılmaz zor yani. Ben de bir kere dedim sen yine yarım saat tutunmaya çalışmışsın. Ben 5 dakikada vazgeçtim. Bir yani. De ufak bir şey. Benim ortağım Cesur. Sen gördün onu orada. Evet. Acayip uzun boylu. O mesela oraya oturamıyor. Abi sen oyna o zaman diyor. Biz böyle şey yapıyoruz. Burası... Çok güzel olmuş burası. Burası çok hakikaten keyifli. Oyuncular şöyle yapıyorlar. Mesela maçları izliyorlar aşağı. Turnuvayı oynuyorlar. Turnuva bitiyor. Hemen buraya geliyorlar. İşte bir kısmı Netflix izliyor, bir kısmı maçı izliyor. O tarafta otellerde aynı şekilde. Red Bull'un Gamer Zone adlı bir tane YouTube kanalı da var. O içerikleri de buradan beraber çekiyoruz. Hı hı. O anlamda da hakikaten çok güzel beraber çıkaracağımız içerikler var. Renkler zaten ona göre. Şu bir de arka tarafa. Arketlere de bakalım. Ne zamandır görmediğimiz. Sen en son hangi oyunu oynadın? Zor bir soru ya. Pac-Man oynamışımdır en son da Street Fighter oynamışımdır ya. King of Fighters'ı hatırlar mı? 97'den bizim küçüklüğümüzün eski oyunu. Hatırlamam mı ya? Burada 3000 tane oyun var içinde. Oyuncular bazen böyle şey yaptıklarında, canları sıkıldıklarında... Seçip giriyorlar, oynuyorlar yani. Seçip buradan oynuyorlar, birbirlerine iddiada bulunuyorlar. Hadi abi gir bakalım. Tamam oynayalım o zaman. Ben seçtim. Biz eskilerdeniz. Seçtim ben de. 7 saniye var, hazır mısın? Seç abi tamam. İyi olan kazansın. Üçlü üçlü oynuyoruz. Bu 97, ben 12 yaşındaydım. Şu anda ev sahipliğini... 97 sen 12 yaşındaydın, ben 16 yaşındaydım. Yani abi ama şey olma, hakim olman lazım yani. Ya bu çok zevkli. Bir tek acayip ses çıkıyor tabii. Biz onu eskiden unutmuşuz böyle. Sürekli bir basmalar. Bam güm bam güm değil mi? Çünkü eskiden... Tabii. Çok canını acıtmamaya çalışıyorum olabildiği abi, kadar. Allah razı olsun. Tekrar oynayabildiğim oyun benim de bu. O yüzden böyle rahatım biraz daha. Bunu yoksa diyorsun ki her gelini buraya çıkarıyorum diyorsun yani. FIFA falan oynarsak rezil olacağım onu biliyorum. En azından buradan böyle bir artısını yapayım da bari kazanmış olayım. Mantıklıymış. Derken zaten yenilmeye başladık bu arada. Hop. Şu an kafa kafayız ha. Çok şükür. Neyse ayıp olmasın diye zaten ev sahibi olarak. Fazla ezmedin beni. Teşekkür ederim en azından. Ucu ucuna kazandım. Burasıyla abi bu kol kaslarında gelişti çocukların işte ya. Ha, aralardan vurma falan. Şimdi buradan en üst kata çıkıyoruz. En üst kat tamamen yaşam alanları. Biraz sessiz olur mu çocuklar uyuyorsaylar? Ona uyanmazlar zaten. Bu sese uyanmalarına imkan yok. Yani ne sesler oluyor burada. Ne sesler duyuyor abi. Aynen. Burası... Çatı katı. Dolayısıyla tabii ki biz yine alandan alanların hiçbir alanı boş bırakmamaya çalıştık. Sağ tarafta çamaşırhanemiz ve yine banyo ve duşlarımız var mevcut. Buraya iki tane çok güzel oda yaptık. Onu söyleyebilirim. Ya bir de buranın benim mesela en çok dikkatimi çeken her yerde lavabo olması. Çünkü lavabo çok büyük kriz abi. Evet. Olay çıkar. Kesinlikle. Kardeşi kardeşe boğdurtur. Bizim oyuncu, her katta, her katta bir daha önce Gaming House'da bunu yaşamıştık bu arada. Abi ne olur bir tuvalet daha falan diye. Çünkü büyük sıkıntı oluyor. Burada her katta tuvaletimiz var. Burada buraya iki tane böyle bir yayın odası yaptık. Bunun amacı şu, hem içeriği şimdi size de bırakacağım. Siz gezin buyurun. Yine dediğim gibi oyuncular saat gece 5'te abi aşağı inmeye üşeniyorlar. Veya işte 5 kat aşağı mı ineceğiz diyorlar. Gelsinler o zaman burada yayın yapsınlar diye. İki tane böyle bir oda yaptık. Tamamen ses yalıtım var. İçeride hani hiçbir şekilde duyulmayacak şekilde. Bu odaları da kullanmaya başlayacaklar. Bu da güzel. Yani toplamda 7 tane yayın odanız oluyor aslında. Çok iyi. Aynı anda yapabiliyor. Buradan arkaya doğru gittiğimiz zaman ufak bir terasları var yine. Hava almak içindikleri içeri. Arka taraftan buradan itibaren 4 tane odamız mevcut. 2 kişilik, 4 kişilik, 2 kişilik, 4 kişilik olmak üzere. En sondaki oda biraz suite oda gibi. Şampiyon olan takım kimse onları oraya veriyoruz. Çünkü onlara yani ödül sistemi diyorsun yani. Biraz öyle oldu. Şu an bütün odaların hepsi dolu. Hepsinde şu an oyuncularımız yaşıyorlar. Bu evin en üst katıydı. Şimdi buradan aşağı inerken tabii rahatız. Oyuncular yaklaşık işte tabii geç saatlere kadar kaldığı için onlar bizim tabirimize öğlen gibi uyanıyorlar. Hı-hı. Uyandıktan sonra siz de göreceksiniz zaten. Kahvaltılarını edecekler. Hı-hı. Sonra bir ısınma programları olacak. Ondan sonra antrenmana dönecekler tamamen.
Evet, geldik en güzel yerlerden bir tanesine. Futbolist'in Valorant takımıyla beraberiz ve koçuyla beraberiz. Şu anda takım işe koyuldu koç. Başladılar. Antrenmanlara mı diyelim? Nasıl oluyor gündeliğiniz? Ne yapıyorsunuz? Uyandınız, kahvaltınızı yaptınız, sonra... Ondan sonra bir antrenman... Çalışıyor musun çocukları? Bir antrenman programı oluyor. yaklaşık günde bir 5-6 saat, belki 7-8 saate kadar çıkabiliyor. Bazı günler insanlar yorgun olabiliyor. Hmm. Anlayışla karşılıyoruz bunu. 4 saate kadar düşebiliyor. Maksimum 8-9, minimum 4 saat diyebiliriz. Antrenman yaptığımız takımların da önemi var burada. Karşı takımlar güçlü olduğu zaman birazdan minimum maça giriyor. Çünkü zorlu geçiyor antrenmanlar. Böyle. Onları öncesinde ayarlıyor musunuz? Nasıl oluyor? Yaklaşık, bir setup mı oluyor? Yaklaşık bir sistem var. O sistem üzerinden 2-3 gün önceden ayarlıyoruz. Herkes de bir programı biliyor. Ona göre kendi uyku düzenini vesaire. Ayarlamak isterse, nasıl isterse. Peki koç, şunu soruyorum. Şimdi Valorant artık çok popüler oldu. Çok büyük bir karşılığı var özellikle Türkiye'de. Ve CSGO'dan geçme değil mi çoğu oyuncu? Yaklaşık ben dahil 5 kişi burada CSGO'dan geçme. Evet. İstersen hemen sen bize ne diyeyim, öğrencilerin mi, talebelerini tanıtmak ister misin? Muş'dan başlayalım isterseniz en baştan. Muş takımımızın şu an yeni transferi. Evet. En son gelen oyuncumuz. Ezeli rakibinizden mi aldınız? BBL'den geldi benim gibi. Şu an bence mutlu olduğuna inanıyoruz. Gayet de başarılı performansları şu an antrenmanlarda. Fallen arkadaşımızı transfer etmek için bayağı bir uğraştık. Nazlı mıydı? Biraz nazlı bir süreçti. Kendi tikle gelmek istemedi. Sonra son dakika kararıyla kendi gelmek istemedi. O zaman da beni aramaya çekinmiş. Ama şansa son gün ben tekrardan aradım, emin misin diye. Öyle bir transfer süreci oldu. Bence kendisi de gayet mutlu ve takımımızın aynı zamanda acili ve CSGO'dan geçmeyen tek oyuncumuz, başka oyundan gelen. Bu da bence önemli. Direkt sıfırdan Valorant'çı sıfır. Yani. Hardcore mu? Peki öyle diyelim o zaman. Herkesin farklı görevleri var değil mi, evet, koç? Yani evet. Onu da, ya gerçi izleyenler çoğu biliyor ama yani bu 5 kişilik timde herkesin bir görevi oluyor. Evet. Ona göre bir strateji belirliyorsunuz. Fallen takım içindeki in-game nedir? Yani oyun içi komutları veren oyuncumuz. Kiwi Connor Alp de yani genellikle daha çok kill alabilsin diye takım arkadaşları tarafından support alan bir oyuncu. Hı-hı. Yani ön planda olan oyuncu. Korunuyor. Korunuyor. Sürekli korunuyor. Ona alan yaratılıyor ve diğer oyuncular tarafından kill alınması sağlanıyor aslında. Serhat da genelde support karakterlerle oyuncuları destekliyor. Aynı zamanda Fallen de bir support. Hı-hı. Ama Kiwi öyle bir karakter değil. Herkesin karakteri farklı olmak zorunda. Çünkü bir takım oyunu. Hı-hı. Futbolda nasıl kaleci, forvet varsa burada da aynı şekilde support, in-game leader, kaptan gibi komutlar var. Peki o komutları sen onlara yönlendiriyor musun? Stratejileri nasıl belirliyorsunuz? Antrenman anında söyleyebiliyorum ama turnuva anında öyle olmuyor. Turnuva anında totalde defans ve atak tarafında totalde 60-60 2 dakika süren var. Hı-hı. Maksimum. Ama praklarda istediğim gibi yönlendirebiliyorum. Praklarda yönlendirmemin sebebi de yönlendirdiğim şeylerin maç içinde turnuva zamanında yapılması gerektiği için söylüyorum. Yoksa antrenmanlar normalde benim de fazla konuşmamam gerekiyor. Hı-hı. Çünkü turnuvaya hazırlanıyoruz. Hı-hı. Genellikle Fallen'le birlikte çalışıyoruz in-game leader olduğu için. Kafa yapılarımızı birlikte uyuşturmaya çalışıyoruz ki benim gözüm onun ağzı olabilsin dışarıdan. Hı-hı. Bu kardeşimiz? Bu kardeşimiz tamamen karşı tarafı tutmak amaçlı. Yani belli bir örnek veriyorum, haritada A veya B site varsa, hı-hı, herhangi bir yere geçiyor ve orayı tek başına tutabilecek bir karakterdi kendisi. Savunmacı diyebilir miyiz savunmacı, yani? Savunmacı, tamamen savunmacı. Aynı zamanda CSGO'dan da kendisi. Zaten herkes oradan geldi. Orayı anladık abi. Ve finaldeyiz. Yani Doğukan da biraz support'tan agresif karakterle bürünmüş bir oyuncu. Tam olarak support diyemiyorum. Eskiden yaklaşık bir sene önce tam support'tu ama şu an, hı-hı, karakterini değiştirmeye yönelik oyunlar oynuyor. Biraz daha agresif. Agresif support diyebiliriz Doğukan için de. Performansı genelde son iki aya bakınca bayağı yükseldi. Öncesinde belki problemleri olabilir bilmiyoruz. Ama şu an gayet kendini, özgüveni yerinde ve support ve agresif. Connor Up'la birlikte takımı ön plana çıkarmaya çalışıyor. Takıma güveniyor musun koç? Ne kazanacaklar? İnşallah şampiyon olacağız. Başka bir hedefimiz yok. Ya ben şunu merak ediyorum Muş. Şimdi sen kiralık mısın şu anda? Şu anda kiraladım. Nasıl oluyor bu sistem? Kiralık olarak yani, nasıl forma giyiyorsun? Ben şöyle söyleyeyim. Ezeli rakipten geldin. Herhangi bir takımdan bir takıma transfer olan ilk oyuncuyum. Bunu öğrendim. Yeni mi öğrendin yani sen? İlk transfer ben olmuşum.
Nasıl buradaki ortam? Beğeniyor musun burayı? Buradaki ortam, daha önce hiç böyle bir yer görmedim. Gerçekten biz de görmedik zaten Avrupa'da. Kalıp yemek yiyebileceğin, uyuyabileceğin rahat bir yer. Peki senin var mı böyle bir hedefin, yurt dışına transfer olma, yurt dışında bir takımda forma giymeye? İlla ki herkesin vardır, benim de var. Güveniyorsun yani kendime anlamda. Aynen, kendime güveniyorum. En çok hangi karakteri seviyorsun? En çok bu zamana kadar Sky seviyordum. Şu saatten sonra Chamber. Neden? Vurkaç olayı çok iyi bence. Ben de çok iyi yaptığımı düşünüyorum bu olayı. O yüzden yani özellikle en büyük şeyi ultisi, operatörü. Ben main operatörüm. CSGO'da da operatörüm oldum. Sen zaten oradan geçmişsin aynen, değil mi? Aynen. CS'den geçtim Valorant'a. 1.5'te başladım uzun yıllar önce. 1.5 CSGO Valorant. Peki takımın durumunu nasıl görüyorsun? Takımın şu anda durumu, şampiyonu için. Evdeyken ilk başlarda böyle değildi. Yani bu bootcamp'in, Gaming House'un gerçekten çok acayip bir önemi var. Fazla önemi var. Çünkü evdeyken hani herkes o ciddiyeti göremiyor oyundayken. Ama buradayken herkes enerjik oluyor. İnfolar daha net, daha düzgün, oyun ciddiyeti daha fazla. O yüzden burası çok etki. Peki son olarak şunu soracağım sana. Bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra kendini bu dünyanın içerisinde hala görüyor musun? Var olacağını düşünüyor musun? E-spor'da mı? Evet. Evet. Yani mesela ileriye dönük koç mu olmak istersin? Bir takım sahibi mi olmak istersin? Bu oyunu başka yere doğru evirmek mi istersin? Geliştirmek mi istersin? Yani ileride koç olma gibi bir düşüncem hiç yok. Olmam büyük ihtimalle. Oyuncu. Nereye kadar giderse oyunculukla devam. Oyunculuk, yayıncılık. Teşekkür ederim. Evet. Eyvallah. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Sinan, çok teşekkürler. Hem sana hem Cesur'a. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten mükemmel bir yer olmuş. Abi ayağınıza sağlık öncelikle. İlk elinde günah olmaz artık. Artık neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık göreceğiz ama çok eğlendik. Gerçekten de harika bir ev sahipliğinde bizi çok güzel ağırladınız. Biz çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sadece bunun gibi düşünmeyin. Bundan sonraki çekimler için de herhangi bir proje için de buraya sizi bekliyoruz. Sosyal hayatımızda da gerekiyor. Ne zaman isterseniz abi, çocukları alıp gelirsen çok mutlu oluruz onlarla. Ayağınıza sağlık. Gerçekten çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Verdiğiniz değer de çok önemli. Türkiye'de şu an hakikaten e-sporla alakalı çok fazla içerik yapan geleneksel kanallarda özellikle yok. Bu anlamda bizi tanıtmak, gençlere bunu yani göstermek açısından bence çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Ben özellikle hem kulüp adına hem de kendim şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. İyi ki başarılar. Varsınız. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Eyvallah. Star Wars sevgimiz her yerde daim. Futbolisten tut. Her türlü ortamda. Dark Side'a geçişi. I am your father. Emre, bunu vallahi iyi düşünmüşsünüz ha. De bu abi işte vuruldu mu kırılır, ben gaza gelirim bununla. Böyle iki tane hareket yaparken falan böyle vururken. Bunu daha çok çekimlerde kullandığımız için pek de vurmamayı tercih ediyoruz ama. Çekimler, hangi çekimlerde kullanıyorsunuz oğlum bunu? Fotoğraf çekimi. Ha. Böyle. Bir tane de force atayım şöyle sana, ağzın burnun kırılsın. Abi çok iyi yani bu. Beni burada bırakın yani. Beni alırsınız yarın öbür gün buradan.